İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine bir pazar akşamı düşünce ufkundasınız. Bugün akşam mutat olduğu üzere her pazar ayın bir pazar günü Etiyen Bey'le sohbete ayırıyoruz. Etiyen Bey de aramızda bugün akşam. Sohbetimize geçmeden önce birkaç konuyu müsaadenizle hatırlatmak istiyorum ya da anonslamak istiyorum. Maalesef bu hafta bir acı bir kaybımız oldu. Fikir coğrafyası yazarlarından, öykü yazarlarından Recep Seyhan Bey'i kaybettik. Kendisine rahmet, Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Öte yandan fikir coğrafyası artık yeni bir kanalla karşınızda. Edebiyat Ekranı adı altında fikir coğrafyasının bünyesinde birikmiş olan edebiyat külliyatının daha görünür olması için bir kanalla bu külliyatı hayata sokmaya gayret ediyor şu anda ve bu kanal hayatta yayına geçti. Muhtemeldir ki aynı zamanda yine burada pek çok canlı yayınla da karşınızda olacağız. Edebiyat içerikleriyle farklı edebiyat alanlarında içerikler sunmaya devam edeceğiz. Ve bugün tabii çok daha hassas bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü. Bu anlamda da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Nice yüzyıllara diyoruz bu şekilde. Bir de tabii konumuza geçecek olursak, geçen hafta içerisinde Vahap Coşkun Hoca, bu Hamas, daha doğrusu Hamas-İsrail geriliminden yola çıkarak tarihin yanlış tarafı başlığı adı altında bir yazı yayınladı. Ve Batı'nın geçmişindeki duyduğu suçluluk duygusu üzerinden bir bilinçaltının devreye girdiğini ifade etti. Biz de daha doğrusu programın başlığını ben attım. İnsanlığın yanlış tarafı olarak bir başlıkla bugün akşam karşınızdayız ve bu meseleyi irdelemeye çalışacağız. Tolga, istersen sözü ben sana burada bırakayım. Kısa bir giriş yaptıktan sonra. Eyvallah. Teşekkür ederim Baha. Şimdi tabii çok daha temel bir yerden hani başlamak lazım diye düşünüyorum. Yani bu böyle kolayca batıcılık, doğuculuk gibi böyle çok basit ayrımlardan ziyade burada belli ki hani devletlerin duruşlarıyla ilgili olarak, çünkü Batı Avrupa coğrafyasına baktığımız zaman işte Paris'te devlet yasaklıyor mesela. Bugün Gazze'de olan olaylarla ilgili olarak protestoyu ama insanlar dinlemiyorlar. İşte Londra'da öyle, Amerika'da öyle, dünyanın dört bir yanında. Yani batılı dediğimiz insanlar, yani aslında bunu batılı, bu tür tanımlar da çok tabii sıkıntılı tanımlar, manipülatif bence tanımlar. Vicdanlı insanlar, yani insan hakkına, hukuka, demokrasiye vesaireye, yani inanan, gerçekten inanan insanların tavırlarını aslında konuşmak lazım gibi geliyor. Hatta hatırlayacaksın daha Etiyen Bey'le beraber hani bu programı kararlaştırmadan önce, yani burada hani devletlerin ikircikli, işte menfaatli yapılarını mı konuşmak lazım? Yani insan haklarının bu ezici kısmı, asıl etkin kısmının devlet mi olduğu vesaire. Yani bunları konuşacağız. Ben tabii şuradan başlamak istiyorum. İşte insan hakları evrensel beyannamesi. Herkesin şu an konuştuğu, defaatle dile getirdiği veyahut da herhangi bir hadisede, insana ait bir hadisede bu bildirge herkes tarafından söyleniyor. İçeriği ne kadar biliniyor bilinmiyor, bu başka bir şey ama bir şey gibi, yani böyle bir mit gibi, bir şey, yani bir anayasa gibi. Bu tabii İkinci Dünya Harbi'nden sonra yani insan haklarının olağanca ihlalleri, özellikle Yahudi soykırımı tırnak içine alarak söylüyorum. Daha sonra işte bireylerin özgürce, eşitçe, insan haklarına ve onuruna yakışır bir şekilde erişimini sağlamak için işte devletlerin uluslararası bir belge etrafında bir araya gelmesiyle bunun mümkün olabileceği düşünülerek
ele alındı ve Birleşmiş Milletler de kabul edildi. Ama o tarihten bu yana geliyoruz. Dünyada insan haklarının ihlallerinin bitmediğini, hatta yani içerik değiştirdiğini ve bir de bunun yanında bilakis bu belgeye imza atmış, kendi içerisinde bu belgenin işte şeyini nasıl diyelim, kendisine havalini yapan ama başka bir yerde menfaatleri olduğu zaman devletlerin çok kolayca ihlal edebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben hani buradan başlamak isterim Etiyen Bey. Yani biz insan hakları meselesine yaklaştığımız zaman, yani çünkü siz yani hemen hemen her konuda sizinle de konuşurken, yani bir derin bir devletin bir aklının işte orada menfaatlerinin ayrı çalıştığı, sistematiğin ayrı çalıştığı üzerine konuşuyoruz. Dolayısıyla herhalde bu burası için de söz konusu. Yani işte o mesela Gazze, orada açık bir insan hakkı ihlali var. Yani ayırt edilmeden, hedef ayırt edilmeden. Dolayısıyla İsa diyor ki bu benim güvenlik sorunumdur. Ve dolayısıyla burada ne olacak? Evet, masumlar da ölecektir ama benim bunu ayıklayabilme, ayırt edebilme şansım yok. Dolayısıyla yani parantez olarak diyor ki ben insan hakkını burada artık tanımam. Çünkü benim insanım, benim kendi insanımın güvenliği daha önemli diyebiliyor. Yani burada devletleri biz nasıl tanımlayacağız? İnsan hakkını bu kadar otoriter ve menfaatlerini öne alarak ezip geçen, görmezden gelen devletler konusundan başlayabiliriz. Evet, nasıl bakacağız? Peki gerçekçi bakacağız herhalde. Bunun cevabı bu. Yani şöyle, insan hakları beyannamesini yazdılar diye insanlar değişmedi. Devletler değişmedi. Yani aynı devletler yazdılar. Devletler insan hakları beyannamesini yazmadan bir gün önce ne idiyseler, bir gün sonra da aynılar. Ve bu devletler insan haklarına riayet eden devletler değil. Hiçbiri değil. Yani eğer İsrail Gazze olayına doğru, hani ya da Hamas olayına ya da Filistin, daha geniş olarak bakın İsrail Filistin olayına doğru geldiğimiz zaman, ikisinin de iç yapısına geldiğimizde ikisi de demokrat değil. İkisi de aslında daha cemaatçi bir bakışı millileştiriyor. Ve cemaatçi bakışlar kendi insanını öteki insandan üstün gören bakışlardır. Modernlik de bunu yapıyor. Çünkü modernlik ontolojik olarak naturalist bir yaklaşım. Yani şöyle, hayvanlar bize fiziksel olarak benziyor ama iç dünyamız onlardan çok üstün. Mesela bizim ruhumuz var ama hayvanların yok. Yani bir hiyerarşi var. Şimdi hayvanlarla benim aramda nasıl bir hiyerarşi varsa, değişik insanlar arasında da hiyerarşi var. Tek tanrılı dinler, onlar da hiyerarşi öne sürüyor. Yani hiçbirisi modernlik öncesinin daha kapsayıcı, animist diyelim, yani doğayla iç içe eş düzeyli yaklaşımlarına sahip değiller. Yani böyle bakarsak hepimiz otoriteriz aslında. Ve hepimiz aslında bir hiyerarşik bakışın içinden algılıyoruz. Bunun dışına çıkmak için gayret sarf etmemiz lazım. Ve bunu bireyler yapabiliyor. Şimdi söylediğin gibi her ülkede, her toplumda, her ırktan, her dinden birçok insan bu bariyeri aşarak vicdanlı davranabiliyor. Yani ırkı, etnisiteyi, şunu bunu, dini bir tarafa bırakıyor. Gerçekten sırf insan-insan ilişkisi olarak bakıyor olaya. Ama bu ancak çok az insanın yapabileceği bir şey. Çünkü hepimizi, bütün ülkeleri kuşatan genel zihni dünya, bunun getirdiği kültür, dediğim gibi hiyerarşik bir bakışa sahip. Ve hiyerarşi olduğu zaman da daima kendini yukarıya doğru çekme içgüdün vardır. Yani sen kendini hiyerarşinin tepesine doğru oturtursun. Nerede olursan ol kendine bir üstünlük payesi bulursun ve diğerlerini de aşağı doğru itersin. Bu da aslında belki biraz kendini koruma, belki hani hayatta kalma dürtüsüyle falan da açıklanabilecek şeyler bunlar. Ama sonuçta doğallaşmış bir durum. O yüzden de yani şimdi insan hakları dediğimiz zaman bir kere hangi insan? Yani çünkü bu insan tür olarak baktığımız zaman bugün bizim gördüğümüz insan
tarihin çok küçük bir kısmında ancak var olan bir insan türü. Yani antropolojik olarak baktığımız zaman bunun dışında yaşayan, bunun dışında algılayan çok çok sayıda farklı insanlar var ve insan algıları var. O yüzden de biz şimdi bir modernliğin ya da son 1000 yılın getirdiği inanç sistemlerinin tanımladığı bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bunun haklarından bahsettiğimiz zaman da bu üzerinde konsensus olan bir şeyden de bahsetmiyoruz. Yani herkesin tanımı birazcık farklı olacaktır. Çünkü bu hiyerarşik yapı nedeniyle kendini kollayacaktır. O zaman da insan hakları esas olarak benim insanımın hakları. Benim kelimesi gözükmüyor ama içgüdüsel olarak, bilinç dışı olarak bizde mevcut o. İnsan hakları dediğimiz zaman defansif bir şeyden bahsediyoruz. İnsan hakları ne zaman hatırlıyoruz? Bize haksızlık yapıldığı zaman hatırlıyoruz. Biz başkalarına haksızlık yaptığımızda insan haklarından hiç bahsetmiyoruz. Burada bunun getirdiği bir çelişki var ve bunun getirdiği çelişki bugün Avrupa'yı aslında pençesine almış durumda. Çünkü hem bir tür üstünlük, bir tür hiyerarşik bakış Avrupa'da var. Bu bakış neyi getiriyor? Otomatik olarak beyaz insanı, beyaz olmayanlardan daha kaliteli imiş gibi yapıyor. Ontolojik olarak öyle yapıyor. Aslında işin tabii ters tarafı şu ki, işin eğitim ve kültür tarafına gidersek gerçekten de bir sürü delil bulabilirsiniz öyle olduğuna dair. Ama onu kim yaptı diye sorarsanız onu da beyaz adam yaptı sonuçta yani. Yani beyaz adamın kendi sistemi öyle bir sistem ki beyaz olmayanları hiyerarşinin altına itiyor. Sonra da bir beyaz gözlemci baktığında kardeşim sen benimle eşit değilsin, sen cahilsin mesela diyebiliyor. Bir böyle bir faktör var tüm Avrupa'da egemen olan ya da Batı dünyasında egemen olan. İkincisi tabii ki Yahudi soykırımı var. Şimdi Yahudi soykırımı önemli bir suçluluk duygusu veriyor Batı'ya ve bu duygunun ağırlığı altında davranıyorlar. Bu duygunun ağırlığı altında da bugünkü gerçekliği çarpıtıyorlar. Ve biz de buna karşı çıkıyoruz. Yani şu anda bizim gibi insanlar karşı çıkıyorlar. Biz de ölen Filistinlilere işaret ediyoruz vesaire. Ama bir adım daha geri gidelim. Bu suçluluğu duymamak daha mı iyiydi acaba? Mesela Ruslar da Yahudi soykırımı yaptı ve hiçbir suçluluk duymuyorlar. Ya da Fransızlar da yaptılar. Ya da Fransızlar da yaptılar. Ya da Fransızlar ya da başka ülkelerdeki soykırımlar. Burada suçluluk duymayanlar daha mı insan? Mesela Almanlardan. Ya Almanlar hiç olmazsa suçluluk duyuyorlar yani. O yüzden de kolay çözümlenebilecek bir şey değil. Almanlar buradaki sırf şeyden gidiyorum ben hani retorik olarak Ruslar dediğim için ama bir sürü toplumdan bahsedebiliriz tabii ki bildiğimiz gibi. Almanlar Ruslardan daha sübjektif davranıyor bugün. O suçluluk duygusu yüzünden bugüne dair daha çifte standart davranıyor. Ama aslında Almanlar Ruslardan daha insani bunu yaparken. O yüzden de fotoğrafın bütününe bakmak gerekiyor. Yani Batılıların ruh dünyasına baktığımız zaman evet biz Batılıları eleştiriyoruz, haklıyız eleştirimizde. Çünkü bu şu anda insanlar ölüyor ve asimetrik bir güç dengesizliği var yani orada Filistin'de ve İsrail'in durdurulması lazım. Ama bir adım daha geri çekilip baktığımızda da insanlık durumuyla ilgili bir başka şey daha, bir başka cümle daha belki de sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü aksi halde Batı'yı ikna etmemiz de çok zor. Onu oradan çıkartabilmemiz de çok zor. Ve de bizim elimiz daha rahat. Bu vakada sadece. Ama mesela işte farklı soykırımlar tartışıldığı zaman da başka milletlerin eli daha rahat hale geliyor. Yine başka milletlerin eli daha sıkışık hale geliyor. Dolayısıyla onları da düşünmek lazım. Onları da bir kenara yazmak lazım. Yani bu sonuçta
kolay bir mesele değil. Sadece bir hukuk meselesi değil. Esas olarak bir zihniyet ve psikoloji meselesi. Bir tarihi hazmetme, kendi kendine objektif olabilme, kendine objektif bakabilme meselesi. Ve de bunun işte içselleştirilmesi, hazmedilmesi meselesi. Ama şunu görüyoruz, Batı kendisine objektif baktı ama hazmedemediği için bugüne objektif bakamıyor. Ya da baksa bile resmi olarak söyleyemiyor. Ancak onun içindeki bazı insan grupları bunu seslendirebiliyorlar. Ben şunu da söyleyeyim, çok muhtemelen Batılı devletler o insan gruplarının varlığından memnunlar. Yani Alman devleti, benim kanaatim o, Almanya'da Filistin lehine bir şeyler söyleyen insanların varlığından memnunlar. Onları engelliyor olsalar bile. Çünkü kendilerini bir bütün olarak, Almanlığı yani, çifte standarttan kurtarıyor. Bir tarafta devlet çok güçlü, öbür tarafta toplumun bir bölümü çok zayıf ama yine de bir ses var. Ya hiç ses olmasaydı? Onun yükü daha da fazla olacaktı. İleriki yıllarda başka durumlarda ortaya çıkacaktı. O yüzden hani şunu söyleyebiliriz, ne kadar çok ses varsa bir toplumun içinde ve ne kadar kendine kritik bakan, yani kendi devletine eleştirel bakan insan varsa o kadar sağlıklı oluyor o toplumlar. Ama onun da bir derecesi var ve işte bu suç psikolojisi o kadar güçlü ki şu anda Avrupa'yı ele geçirmiş durumda ve o da İsrail'e yarıyor maalesef. Ben bu konuda bir ekleme yapmak isterim size Etiyen Bey. Bu İkinci Dünya Harbi'nden çıktığında Almanya aşağı yukarı 8 milyonun üstünde bir kayıpları vardı. Nüfusunda %10'undan fazla bir miktardı bu. Bu savaşın sonunda aşağı yukarı 150'ye yakın şehir ve kasabası yerle bir olmuştu. Bir nevi bir bedel ödemişlerdi aslında. Fakat bu Yahudi soykırımından dolayı adamlar Berlin'de Brandenburg kapısı, yani bu Alman iddiasının en büyük sembollerinden birisi olan Brandenburg kapısının hemen yanı başına bir Yahudi soykırım anıtı diktiler. Bununla da yetinmediler. Almanya'daki farklı farklı şehirlere, küçük kaldırım taşlarına bir yazılar yazarak, bu kaldırım taşlarını da çıkıntı halinde yerlere koyarak, hatta insanların takılması için çok daha rahat yürünen yerlere koyarak, burada filanca falanca yaşamıştı gibi yazılarla küçük bir yani toplu bir anıt eylemine girdiler. Bu da yetmedi. 70'lerde Holokost dizisini Almanya'da yayınladılar ve bu soykırım meselesini, yani çünkü şöyle bir psikoloji vardı Almanya'da, ya bunu yaptı işte ama bunlar işte yapanlar belliydi, bunlar da cezalarını aldılar falan gibi bir şeydi. Fakat Holokost dizisiyle insanlar fark ettiler ki aslında bu soykırımı yapan pek çok insan aramızdalar hala. Hı hı. Ve biz bunlarla yüzleşmiyoruz. Hatta diziyi yayınlayan, televizyonun adını vermeyeceğim, o gece ilk yayınlanan bölümden sonra santralleri çöktü. On binlerce aile bu televizyonu arayarak ciddi bir şeyde bulundular, feveranda bulundular. Sonra Alman hükümeti mecbur kaldı, bu diziyi okullarda gösterime soktular ve sinema makineleri dağıttılar ilkokullara ve ortaokullara. Bu diziyi bir gösterim üzerinden tekrar yayınladılar, tekrar yayınladılar. Ve böylece aslında bu bir yüzleşme eylemiydi. Sizin dediğiniz gibi bu bir cesaret işi, bir toplumsal cesaret işi. Akabinde de Alman Yüksek Mahkemesi suçların geriye dönük olarak affedilmesiyle ilgili olarak süreyi uzattı. Hatta bazılarında zaman aşımını da kaldırdı. Bu çok önemli. Fakat Avrupa'daki devletlerin sizin de söylediğiniz gibi ya bunu Almanlar yaptı deyip kenara çekilen, oysa ki bu süreçte kendilerinin de büyük bir payı vardı. Ve bu payı Almanların sırtına ellerini tabiri caizse silerek bir şekilde kendilerini kamufle etmeye çalıştılar. Bugün bu suçluluk duygusu
İsrail'e karşı bir bilinçaltının oluşmasına bir sebep olduğunu düşünüyorum. Ben de sizinle aynı kanaatteyim. Ve büyük bir soykırıma bu suçluluk duygusundan dolayı yine göz yumduklarını düşünüyorum. Bilmiyorum. Bahacığım bir ek yapayım mı? Yani ben senin soruna. Bu bir suçluluk duygusu mu? Yoksa bu her devlette ya da her milletteki bir o faşist damarın canlı olduğunun bir göstergesi mi? Yani yarın bu işin Almanya'da olmayacağını kim söyleyebilir? Ya da işte sadece Yahudi soykırımı Almanya'da olmadı ki, işte Hollanda'da oldu, İspanya'da da oldu. Mussolini'yi biliyoruz. Rusya örneğini verdiniz. Amerika'da yerli katliamı var. Yani insanlıkta böyle bir kötücül damar var ve bu organize olduğu zaman biz bunu işte soykırım olarak diye tanımlıyoruz. Vesaire vesaire. Dünyanın olmadığı coğrafya yok yani. Dolayısıyla yani bu bir suçluluk şey mi olarak tanımlamak lazım? Yoksa içten içe şey mi? Yani çünkü yarın öbür gün benim de bir güvenlik sorunum olursa ben de aynısını yapabilirim. Ki Almanya bunu bir güvenlik problemi olarak görüyordu Hitler yani. Yani Yahudi meselesini. Yani hani hiyerarşik olarak aşağıda olması filan, antropolojik dediğiniz gibi vesaire birçok şeyle belki izah ediyorlardı kendilerini, ama en temelinde diyordu ki bu Alman toplumunu tehdit ediyor arkadaş bunlar. Bugün Türkiye'de de bu düşünceler var. Yani tehdit eden bir dünya şey var, yani sınıf var. Yani etnik olsun, dinsel olsun vesaire olsun. Yani bu güvenlik problemi hep üzerinde konuştuğumuz. Çok doğru. Yani şöyle şunu söyleyebiliriz. Bu insanların birbirini öldürmesi bir istisnai olay değil. İşin doğası aslında böyle bir şey. İnsan öyle çok böyle olumlu kelimelerle tanımlanabilecek olan bir tür değil insan türü. Kültürle odaklanarak ve şey kullanarak, disiplin kullanarak iyi hale gelebilirsiniz ancak. Tek tek insanların iyi hale gelmesi kolay. Kaçarsınız sistemden. Tek kendi başınıza yaşayabilirsiniz ama bir toplum haline bunu dönüştürmek, toplumsallaştırmak o başka bir olay. Yani bu denklemde şimdi soykırım ve suç kavramlarını koyduğumuz zaman doğal olan, insan türüne baktığımız zaman binlerce yıldan beri doğal olan soykırım. Suçluluk duygusunun toplumsallaşması çok nadir bir olay ve çok kıymetli bir olay. O yüzden de mesela ben bu şimdi baktığım zaman bu Filistin-İsrail olayına Almanların tutumunu hiç yadırgamıyorum ve Almanlara laf etmek içimden gelmiyor açıkçası. Ama Amerikalılara laf etmek içimden geliyor. Yani orada aynı şey değil. Bunları yapan, bunlarla yüzleşen ya da mesela Güney Afrika'ya baktığımız zaman, onların yaşadıklarına baktığımız zaman bu yüzleşme prosesini geçirmiş olan toplumlar bizden daha kaliteli toplumlar insan olarak. Bir kere bunu görmemiz lazım. Yani şu anda Almanya Filistin'i değil İsrail'i destekliyor ama Almanya, Almanlar Türklerden daha insan. Çünkü onlar kendileriyle yüzleşmişler. Biz yüzleşmedik. Bizim tuzumuz bu meselede, bizim tuzumuz kuru. Biz çok daha objektif olabiliyoruz. Maliyeti yok objektif olmanın bizim için. Onlar için var. Ama bir de başka ülkeler var. Yani hem tuzu kuru hem İsrail'i tutuyor. Ya şimdi bu kabul edilebilir değil mesela, ahlaki olarak geliyor bana. Ve burada esas olarak Amerika'nın başı çektiğini düşünüyorum. Ve Amerika'nın aslında dünyadaki şu anda ahlaki algıyı bozduğunu düşünüyorum. Bu nereye kadar gidecek? İçeriden yansımalar olacak mı? Tabii orada da gene halk sokaklarda, Yahudi gruplar İsrail'i protesto ediyor. İşte gidip parlamentoyu basıyorlar, oturuyorlar, oturma eylemi yapıyorlar falan, bir sürü şey yapıyorlar. Ama Amerikan devletinin nasıl bir yol çizeceği çok kritik. Çünkü bu bir savaş. Amerika'da savaşı en fazla etkileyebilecek güce sahip olan devlet. O yüzden de bu savaşın ne kadar süreceği, nasıl sonuçlanacağı, neye mal olacağı biraz Amerika'nın tutumuna bağlı. Öyle baktığımız zaman ben dünyadaki bu diğer devletlerin, yani bizim gibi toplumların
olabildiğince Amerika üzerinde etkili olmaya çalışmalarının daha gerçekçi olduğunu, diplomasinin oraya doğru kayması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İsrail'le de bir diplomatik ilişki kurmanız artık çok zor. Yani orada Netanyahu var. Ve de orada çok fazla ileriye gitmeniz mümkün değil. Bir mesele daha var tabii. O da şu. Şimdi Hamas eğer şiddet kullanan bir örgüt olmasaydı, bir biçimde silah kullanmadan kendi gücünü gösterebilme becerisine, yeteneğine, hayal gücüne vesaire sahip olabilseydi ve tabii bunu hayata geçirebilseydi. Çünkü bunlara sahip olur, gene de hayata geçiremeyebilir, engellenebilir. Ama bunun için uğraşsaydı ve bu gözükür olsaydı dünyada, şu anda Filistin lehine çok daha fazla ses duyabilirdik. Ama Hamas olayı son 20-30 yılın bir Orta Doğu olayının ortasına gömülüyor. Yani İran'ın tutumu, işte Hizbullah'ıyla, Haçlı Şabisi'yle vesaire, IŞİD, El-Kaide falan gibi unsurlar, bütün bunların yaptıkları, yani burada saf terörizm ile bir amaç için şiddeti kullanan grup bu ayrımını yapmamızı çok zorlaştıran bir durum var. Özellikle Batılılar için böyle. Bizim için o kadar zor değil. Yani bizim için baktığımız zaman Hamas şiddet kullanıyor ama sırf şiddet kullanmak için kurulmuş bir örgüt değil. Ama işi de öyleydi. Biz bu ayrımı yapabiliriz ama Batılı gözüyle baktığımız zaman bunun içine işte son İslam adına yapılan eylemleri de koyduğumuz zaman ve onu ayıklaması çok zor hale geldiği için Batılılar için bir noktadan sonra Batılı sıradan vasat insan daha çok şey bilmek istemiyor. Bir an önce bir karara varmak, bir tutum almak istiyor. Her yerde olduğu gibi sıradan insanlar böyle. Ve de devletlerin işi o zaman kolaylaşıyor. Devletler de olaya bakıyorlar. Benim için tehdit nereden geliyor? İsrail'den mi? Hamas'tan mı? Diye soruyorlar. Ve de Hamas'tan diye cevap veriyorlar. Ve bu da gerçekçi. Ama İsrail'e çok destek verirsen Hamas'tan gelecek tehdit artıyor aslında. İronik tarafı bu. Ama tabii devletlerin ben çok uzun vadeli baktıklarını hiç düşünmüyorum. Yani devletler uzun vadeli bakıyormuş gibi konuşurlar. Ama aldıkları kararlara baktığımız zaman hemen her zaman çok kısa vadeli kararlarla ilerliyorlar. Burada son 30-40 yılın jeopolitik durumunu da katmamız lazım fotoğrafa. Yani bütün bu olaylar 70'li yıllarda olsaydı böyle olmayabilirdi. Batı daha objektif de olabilirdi. Ama o tek kutuplu bilinen dünya yıkıldı. Çin var, Rusya var. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Dolayısıyla insanlar kendilerini güvende hissetmiyor Batı'da. Öte yandan demografik bir şey var, akış var. Bütün Doğu ve Güney Batı'ya doğru ve Kuzey'e doğru akıyor. Ve bu insanlar gittikleri yeri bir şekilde farklı kültürleşmeye doğru zorluyorlar. Bütün o göçler, göçmenler vesaire. Bu göçmenlerin içinde ne kadar El-Kaide, IŞİD elemanı çıktı geçmişte. Belki bir sürü Hamas elemanı da vardı. Şimdi bütün bunları bir Avrupalı, sıradan bir Avrupalı düşünmeye başladığı zaman o zaman ya İsrail devleti şu olayı bitirsin, temizlesin, ne olacaksa olsun demeye getiriyor. Ama ya dediğim gibi bu siyasi bir çözüme kavuşmadığı sürece de tehditler artarak devam edecek. Bu da devletlere düşüyor bu dengeyi kurmak. O zaman hani devletlerin biraz daha sağduyulu davranacağını bilhassa bekliyorum. Önümüzdeki süreçte şu andaki İsrail yanlısı pozisyonu. Aslında Etiyan Bey onu konuşalım. Yani ben mesela ona katılırım. Yani dediğiniz hakikaten önemli bir vurgu. Alman toplumunun
işte o sağduyusunu, kendiyle yüzleşme meselesi. Yani ama devletler zaten buradaki sorun bu sistematik aygıt ya. Yani ne, siz daha iyi mi olabileceğini öngörüyorsunuz? Yani ben bu ilk Esen Bey, bir sıkıntı var. Şu anda YouTube yayınımıza dolaylı bir engel koyduğu anlaşılıyor. Geçen Filistin'le ilgili yaptığımız bir yayında da yine böyle bir sorunla karşılaşmıştık. İzleyicilerimizin bir bölümünden şikayetler alıyoruz. Sanırım Filistin meselesiyle ilgili bir tarafgirliğe de burada şahit oluyoruz. Yani Etiyen Bey, Facebook'taki akışımızın kesintisiz olduğu söyleniyor. Eğer izlemek isteyenler varsa, tabii buradan nasıl ulaşacağız kendilerine bilmiyorum ama Facebook'tan da akıcı bir şekilde izleyebilirler. Şu an ben de girmeye çalışıyorum YouTube'dan dönüşümüze. Maalesef giremiyorum. Bir ağırlaştırmayla ilgili bir tavırla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Eğer böyle bir teknik sorun bizden kaynaklanmıyor ve YouTube bunu yapıyorsa, YouTube'u da kınıyorum buradan. Buyurun Etiyen Bey, kusura bakmayın sözünüzü kestim. Yani son günlerde böyle şeyler duyuyorduk. Bu tür bir baskı bu sosyal medya kanalları ya da platformlar üzerinde de var anlaşılan. Belki onların siyasi tercihleri de böyle. Ama burada şöyle bir anlayış var. Şiddet tekeli devletlerin elinde. Modern dünyanın getirdiği bir kavram bu. Ve dolayısıyla devletler dışında herhangi bir şekilde şiddet kullanabilen grupların yok olması lazım. Ve dolayısıyla Hamas böyle bir grup. Öte yandan Hamas seçimle Filistin'i yöneten de bir grup. Eğer Filistinliler Hamas'ı yani bir şiddet terör grubunu seçtilerse o zaman Filistinlilerin de külliyen terörist olması gerekebilir. Yani bu mantıktan giderseniz böyle bir mantık var. Ama tabii buradaki sakatlık şu. Aslında Ekrem Bey şöyle oldu. Yani 2007'den beri Gazze, yani Hamas'ın siyasal güçlü olduğu alan, yani otoritesinde olduğu alan, yani Hamas'ın siyasal anlamda Filistin halkı tarafından seçilmesiyle birlikte ablukaya girdi. Yani 2007'den beri tabiri caizse Filistin halkı, Gazze'deki halkı, siz Hamas'ı seçtiyseniz size ben abluka uyguluyorum. O halde siz hepiniz Hamas olacaksınız. Yani Hamas'ın işte silahlı neyse oraya doğru itiliyor aslında yani. Yani çünkü yani itiliyor diyemeyiz ama o da bir yol ve şimdi Hamas deden örgüt zaten buna eğilimli bir örgüt. Şimdi siz ne istiyor? Şimdi İsrail açısından bakalım. Hamas 2 yıldır eylem yapmıyordu. Peki bu 2 yıldır Hamas gibi bir örgüt yönetirken, 2 yıl boyunca bir eylem yapmamışken İsrail nasıl davrandı? Bir prim vermedi buna sonuç olarak. Yani bunun bir yol, bir çıkış yolu olabileceğini, dolayısıyla barışçı yolda devam et ey arkadaş mesajını vermedi. Tam aksine sonuçta baktığımız zaman, kendi iç yapısına baktığımız zaman Netanyahu seçiliyor. Netanyahu çok daha radikallerle işbirliği yapıyor hükümette ve de İsrailli yerleşimcilerin adedi giderek artıyor vesaire. Şimdi bu nasıl çözülecek? Yani dışarıdan bir müdahale olmadığı sürece ya Birleşmiş Milletler ya da başka ülkeler buna bir şekilde müdahale edip bunun kötü bir yere gittiğini, bunun pek de adil olmadığını söylemedikleri sürece Hamas gibi bir grubun silahlı kanadının kontrolü ele geçirmesine çok şaşırmamak lazım. Bütün bu tür örgütler, yani Afrika'ya bakalım, İrlanda'ya bakalım, İspanya'ya bakalım, hepsinde eğer bir barış kanalı kapanıyorsa orada otomatik olarak oradaki şiddet uygulayan silahlı kanat güçleniyor. Yani onlar hemen şunu söylüyorlar. Bak sen barış için uğraştın. 2 sene uğraştın. Hiçbir şey olmadı. Böyle olmuyor demek ki. Bize bırak bu işi diyorlar. Nitekim çok ilginç bir röportaj vardı ya da bir anekdot düştü bu şeyle maşallah ilgili. Yani Hamas'ın
siyasi kanadının en önemli insanlarından bir tanesi. Evet. Olayı televizyondan öğrendim dedi adam. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ama sonuçta doğru olabilir. Yani çünkü bir noktadan sonra kontrol askeri kanada geçtiği zaman, bu IRA'de de böyle oldu, işte BASK olayında da böyle oldu. Onların kontrolüne geçtiği zaman sivil kanat pasifize oluyor. Siyasetten düşüyor. Ve o noktadan sonra da artık yani Hamas gibi bir örgütün ya da benzer örgütlerin dünyada bir sınırı yok açıkçası. Yani Hamas'ın yaptığının onaylanması mümkün değil tabii ki. Ama doğru davranışı Hamas'tan beklemek ne kadar doğru? Çünkü o bir teröristse eğer, teröristten doğru davranış bekleyecek halimiz yok. Aklı başında devletlerden doğru davranış beklememiz lazım. Yok, o terörist değilse eğer, o zaman niye konuşmadınız? Yani ikisinden biri. Ya adam konuşulmayacak birisidir, hakikaten insanlık dışıdır tanım olarak Hamas, o zaman sorumluluk İsrail Devleti'ne düşer. Bu işi aklı selim çerçevesinde çözme işi. Eğer öyle değilse, Hamas'la bir şekilde işbirliği yapılacaksa, o incecik damarı bile tutup yapmak lazım. Aynı şekilde nasıl İspanya'da yapıldıysa, nasıl ki İrlanda'da yapıldıysa ve nasıl ki Güney Afrika'da yapıldıysa. Yani bunlar yapılmamış şeyler değil. Güney Afrika, bütün bu üç ülkede de ne kadar ince bir şans olduğunu, ne kadar küçük bir şans olduğunu baştan biliyoruz. Genellikle sadece iki insanın konuşmasıyla başlayan barış süreçleri bunlar. Ama barışmak için niyetinizin olması lazım. Ve niyetinizin olduğunu göstermek için de karşı tarafın siyasi tarafını güçlendirmeniz lazım. Yani Hamas'ın siyasi kanadı güçlenirse ancak dünyanın istediği barış gelebilir. Askeri kanat güçlenirse gelmez. Onu nasıl güçlendireceksiniz? Onu da İsrail yapacak. Rasyonel İsrail olarak mümkün mü bu? Efendim? Rasyonel olarak mümkün mü böyle bir beklenti? Yani dünyaya baktığımız zaman sayısız kere olmuş olan bir şey. Dolayısıyla gerçekçi. Modern dünyada yakın zamanda 3 defa en azından olduğu için gerçekçi. Hatta Nikaragua'dakinin bile buraya yakın yönleri var. Yani konuşmayla çözüm arama ve konuşmayla çözüm aramaktan vazgeçmeyeceğini deklare etme. Olur veya olmaz en azından, ama bu bir yol. Şimdi ama baktığımız zaman İsrail'deki hükümet böyle bir hükümet değil. Ama işte Isaac Rabin öldürülmeseydi, o kanal ilerleseydi İsrail'de, o yolda bir siyasi kültür egemen olsaydı belki bugün buralara kadar gelmeyecektik. Ama tabii bu artık bu şu andaki konumuzu aşan bir iç politika meselesi. Ama şu anda baktığımız zaman ne kadar gerçekçi? Netanyahu ile çok gerçekçi değil. Ama İsrail halkı olarak baktığımız zaman onların önünde böyle bir sorun var. Bunu gerçekten çözmek istiyorlarsa bir konuşma kültürü üretmeleri ve ondan vazgeçmemeleri lazım ve bu Netanyahu'yla mümkün değil. O zaman ne yapacaklar? Şunu sanki anlamaya çalışıyorum Etiyan Bey. 7 Ekim günü Hamas'ın yaptığı saldırıda öldürülen sivillerin tasvip edilecek hiçbir tarafı yok. Yani tabii ki sivillere karşı yapılan bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil. Fakat öteki taraftan da siz bir alanı izole etmişsiniz, duvarlarla çevirmişsiniz, işte kum alanlar döşemişsiniz, tam kenarına rock festivali koyuyorsunuz. Ya bir tarafta çılgınlar gibi eğleniyor insanlar, öbür tarafta da 2 milyon insanı açık hapishanede tutuyorsunuz, müthiş bir mahrumiyet içerisinde. Şimdi bir tarafın bir cinnet haline yürüdüğünü söylemek yanlış olmasa gerek, ama tabii ki bu cinnet halinin de
Bu sivil saldırıyı gerçekleştirmiş olmasının da hiçbir tasvip edilir tarafı yok. Yani tabii, öyle düşünüyorum en azından. Tabii burada tabii bu cinnet, şöyle burada şimdi cinnet olduğunu düşünseler de yapmazlardı. Bu bir doğal aşağılama hali. Yani kendiliklerinden kendilerini o hiyerarşik yapıda, programın başında anlattığım hiyerarşide daha yukarıda görüyor İsrailli kişi. Filistinli kişiyi daha aşağıda görüyor. Şu veya bu nedenden ötürü. Hangi neden olduğunun önemi yok. Ama siz bir kere bilinç dışı olarak bu hiyerarşiyi kurduğunuz zaman aşağıdakinin nasıl hissedeceğini, nasıl tepki vereceğini çok fazla düşünmezsiniz. Hele zaten askeri olarak öyle bir gücünün de olmadığını inanıyorsanız zaten orada her şeyi yaparsınız. O yüzden de buradaki olay bir aşağılama durumu ve yani esas bir sürü insanlık dışı, hani insanı eğer olumlu alacaksak insanlık dışı şey var ama ben tersten bakmaktan yanayım aslında. Çünkü başka türlü kendimizi düzeltmemiz çok mümkün değil. Aslında en kötü özelliklerimiz, en insani özelliklerimiz. Hı hı. Ve bunun bilincine vardığımız zaman düzeltme şansı var. Öbür türlü kendimizi kandırıyoruz. Sanki normatif olarak sanki çok iyiymişiz de aramızda bazı kötüler çıkmış da ya da bazen kötülük yapıyorlarmış gibi. Öyle bir şey değil bu. Biz doğal olarak kendimizi akışa bıraktığımızda kötüyü yapmaya daha eğilimliyiz. Çünkü genetik olarak, tür olarak ayakta kalma ve bunu rekabet içinde, çatışma içinde yapma dürtümüz var. Başka dürtülerimiz de var. Ama en az kültürleşme zorunda kalan kültür bu, şeyimiz bu, özelliğimiz bu. Yani bunun herhangi bir kültüre de çok ihtiyacı yok. Kendiliğinden var bu. Diğerlerini kültürel olarak oluşturuyoruz. Yani iyi bir sistemi, mesela diğer kamlığı, birbirine yardımı vesaire kültürel olarak ayakta tutmak, ona yatırım yapmak, onu taşımak, onun için fedakarlık yaparak ancak ayakta tutmamız mümkün. O yüzden de burada işin başında zaten temelinde bir hata ya da hata demeyelim de bir insanlık durumu var ve bu insanlık durumu zaten olumlu bir durum değil. Bunu böyle kendi haline bıraktığımızda ya da İşte şu anda bir takım batılı devletlerin yaptığı gibi çıkarcı bir mantık içinde ya da tamamen güvenlikçi bir bakış içinde ele aldığınız zaman buradan zaten ahlaki bir çözüm çıkmayacak. Hı. Çünkü zaten çıkarcılığı ve güvenliği öne alıyorsunuz. Zaten baştan öyle yani. Hı hı. Ahlaki olanı öne almak ise şunu söylemek lazım. Esas olarak olayın aktörlerinde düşen bir şey. Yani mesela şimdi birdenbire kendimize dönelim, Kürt meselesine dönelim. Kürt meselesinde iki tarafın, Türklerin ve Kürtlerin esas olarak ahlaki bir bakışa sahip olması lazım. Burada bir çözüm arıyorsak. Yabancıların değil. Yabancıların bazıları Türk devleti haklı diyebilir, bazıları da yok Kürt hareketi haklı diyebilir. O önemli değil o kadar. Burada o devletin kendi, yani bu şu anda bu İsrail'in kendi sorunu bu bence. Kendi varoluş sorunu şu anda ve bununla yüzleşecek. Bu olay İsrail'in kendi iç yapısında hemen olmayabilir ama bence kalıcı bir takım etkiler yaratacak. Yani her nesil olaya yeniden baktığı zaman şu andaki İsrail Devleti'nin yaklaşımının yanlış olduğunu teslim etmek zorunda kalacak. Eğer Filistin'in içinden gene başka bir ses çıkabilirse, başka bir şeye de hazır olduğunu söyleyebilirse, Filistin siyaseti bir bütün olarak, o zaman bunun kolaylaşması bence mümkün. Ben şeyi anlıyorum, yani Hamas'ın evet 2 yıl sıkışması, bu sıkışma hapishane orası hakikaten. Hapishanenin sonunda da böyle bir isyan olabilir.
Ama düşünelim, buna benzer hapishanelerde yaşayan insanların hepsi böyle isyanlar mı yaptı? Yoksa hani daha yaratıcı mı oldular? Çünkü bu Hamas için en kolay yol. Bazıları için savaşmak en zorludur. Ama bazı örgütler için de savaşmak en kolayıdır. Hamas için en kolayı. Bence Filistinlilerin de yapabileceği şeyler var. Filistinlilerin de dünyaya konuşabilme şansları var. Dünyada çok sayıda Filistinli var şu anda. Entelektüel var çok sayıda. Ve bu insanların bir biçimde devreye girmesi, müdahil olması, ağırlıklarını koyması belki bu tabloyu değiştirecek olan bir şey. Yani iki tarafında kolaya kaçmayacağı hamleler gerekiyor. Yoksa şiddet çok kolay. İki taraf için de şiddet çok kolay. Şöyle iki tarafta birbirine füze atıp duruyor. Az veya çok iki tarafta birbirinden insan öldürür, öldürebilir. İleride daha da çok öldürürler. Ama yani bu ne getirecek? Bunun üzerine kurulmuş olan bir devlet ne kadar mutlu olabilir? Bunu nasıl yaşayabilir? Eğer Yahudiler Almanlar kadar insansa çok muhtemelen önümüzdeki 10 yıllarda bugün Almanların hissettiğini hissetmek zorunda kalacaklar ve bununla yüzleşecekler. Ama ben yine sorumu tekrarlayayım Etiyen Bey. Yani bu bir Yahudi, Müslüman meselesi mi? Yoksa yani bunların vicdanlı olması vesaire bu işi değiştirebilir mi yani? Çünkü yani burada mesela bir Ukrayna meselesi var. Hemen eş güdüm yani. Hani Ukrayna'da devam ediyor hadise. Şimdi yani aynı şekilde çalışmıyor. Devletler son derece baskın ve otoriter yani. Yani senin vatandaşının ne düşündüğü, ne kadar vicdanlı olduğunun şeyine göre, barometresine göre mi mesela? Ama İsrail devleti İsrail'in siyasetçileri değil. İsrail'in devleti ki şu anda mesela emekli askerler konuşuyor. Takip ediyorsanız. İsrail'in devleti bunun çok sağlıklı bir gidiş olmadığının farkında. Çünkü İsrail toplumunu dışlayarak, İsrail toplumunun %50'ye yakın kısmını dışlayarak bir İsrail devleti olamazsınız. Bu mümkün değil. O yüzden de bir iç barışa ihtiyacı var İsrail'in. Filistinlileri bırakalım, İsraillilerin kendi içinde bir iç barışa ihtiyaçları var. Bir ortak idealle yeniden bakma, onu yeniden tanımlama ihtiyaçları var. Peki oranın iddiatçıları şeyse, yani bütün bir İsrail toplumunu işte biz tehdit ediliyoruz. Bunlar zaten hiyerarşik şeyde en aşağıdalar. Hani ortalarda bile değiller. Dolayısıyla yani bütün bir Gazze zaten Hamas adam kesiyor bunlar gibi, yani çift taraflı bir manipülasyon. Sadece hani dünyada İşte Filistinlilere yönelik değil, kendi toplumlarına da zaten ciddi anlamda bir manipülasyon var. Yani kendileri söylüyor bunu zaten. Dolayısıyla bir anlamda da İsrail'de yaşayan toplumda bir anlamda mağdur değil mi? Yani bu anlamda işte buraya manipüle edilerek katılan oradaki o iddiatçı kafa, güvenlik problemini hayatın merkezine koyan ve insanlar evet bunu yapmak zorunda, yapmalıyız'a getiren yani orada da aynı şey değil mi yani? Ya aynı böyle bir faktör tabii ki var. Yani insanların, sıradan insanların bir bölümü bu güvenlik kaygılarını çok öne çıkartarak bakıyor olabilirler. Onların artık alışmış oldukları modern gündelik hayatı sürdürmeleri zor diye düşünüyor olabilirler. Her an tehdit altındalar falan. Bunun şu andaki hükümete getirdiği bir destek tabii ki var. Şu andaki bu hükümetin özel olarak bunu pompalaması, bunun üzerinden bir retorik geliştirmesi tabii ki o da var. Ama Yahudilerin şöyle bir tarafı da var. Bütün dünyaya yayılmış durumdalar onlar da. Yani Filistinliler gibi. Ve dünyaya yayılmış olan o Yahudilerin önemli bir kısmı daha objektif. Ve bu bağlar devam ediyor. O dünyaya, o diaspora
olmadan İsrail'in yaşaması da çok mümkün değil. Ayakta kalması da çok mümkün değil. İsrail'in tamamen düşmanlarla çevrili bir şekilde yaşamaya devam etmesi akla zarar bir olay. Nitekim zaten Suudi Arabistan başta olmak üzere ilişki kurmaya çalışıyor İsrail. O yüzden de zaten öteki tarafa doğru meyletme, bu Netanyahu hükümeti bile öteki tarafa doğru meyletme ihtiyacı duymuştu. O yüzden de ben bunun bir yerden sonra çok böyle uç noktalara gitmeyebileceğini düşünüyorum. Ama burada tabii ki başta Amerika olmak üzere başka ülkelerin sağduyusuna da ihtiyaç var. Mesela şunu da ben tahmin ediyorum, spekülasyon ama işte Macron gitti, İngiltere Başbakanı gitti, İsrail'e destek vermek üzere gitti. Değil mi? Biden gitti vesaire. Hepsi İsrail'e destek için gittiler. Ama Netanyahu ile ne konuştular bilmiyoruz. Ben o konuşmalarda o desteğin çok dışında şeyler de söylendiğini sanıyorum. Çünkü dışarıdan destek vermek, evet, bu devletler bunu belirli bir politika gereği, bir duruş gereği yapıyorlar. Ama olaya daha objektif bakıyorlar ve sonuç olarak objektif bakmak kendiliğinden biraz daha ahlaki bir yaklaşımı davet eder. O yüzden de olan bitenin farkındalar. Yani bu böyle devam edemez. Sonuçta İsrail iki devletli çözüme razı gelmek zorunda. Yani şu anda bir sürü insan artık bunu söylüyor. Ve de bunun da işte 1967 sınırlarına çok yakın bir yerde en azından olması gerekiyor. Bunu da bir sürü insan artık söylüyor. O zaman bunun üzerinden bir konuşmanın olabilmesi lazım. Yani bizim işte galiba Hakan Fidan mı söylemişti, bu çok büyük bir savaşa da gidebilir ama çok büyük bir barışa da gidebilir. Doğru bu. Gidebilir. Potansiyeli var. Ama başka ülkelerin ve özellikle İsrail'in ne yapacağına bağlı. Ama öyle bir şans da var. Yani büyük katastrofik olaylar hayatta keşke hiç olmasalar. Ama olmuşsa eğer, hiç olmazsa en azından olumlu bir şey için kullanılabilirler. Ve şu anda da ben orada olduğumuzu düşünüyorum. Hemen olmayabilir. Çünkü İsrail kendi güvenliği için bir bant, bir tampon bölge yapmak istiyor anladığımız kadarıyla. Dünya buna izin verecek gibi duruyor. Ama o noktadan sonra da başka bir konuşma tarzının geleceğini düşünüyorum. Bütün bunlar eğer başa dönersek de biraz kendimiz üzerine düşünme şansı veriyor. Yani Filistin-İsrail olayından çıkıp biraz belki her toplumun kendine bakması gerekiyor. Yani Avustralyalılar işte aborjinlerle ilgili bakıyorlar ama işte Amerikalılar işte Kolombiya yerlileriyle ilgili düşünüyorlar vesaire vesaire. Yani bir başka dönem olabilir. Yani niye olmasın? Güney Afrika'da oldu. Yani orada daha mı az faşisti Güney Afrika devleti? Değildi yani. İsrail'e kıyasla bence. Ama işte bir yerden sonra devam edilmesi mümkün olmayan bir noktaya geliyorsunuz. Umarım bu bir, yani bu bir idrak meselesi. Umarım bunu böyle idrak ederler. Dediğim gibi idrak ederler. Ama işte sonuçta bütün bunları yapacak olan insanlar. İnsanlar da çok güvenilmez laf aramızda. Benim aklıma şey geldi şimdi Etiyen Bey bunları söyleyince, Kraliçe Elizabeth'in İrlanda'daki İran'ın başındaki adamla tokalaşma sahnesi geldi. Yani bu büyük bir bence çok tarihi bir andı ve Kraliçe'nin böyle uzun uzun adamın elini sıktığını hatırlıyorum. Ki İngiltere, yani bu öyle sıradan bir devlet değil. Demek ki işte biraz önce Etiyen Bey'in söylediği gibi, yani niye olmasın? Olabilir yani. Yapılabilir bu. İşte Güney Afrika'da oldu, İrlanda'da oldu, Bask'ta oldu. Efendim Toga, sen bir şey söyleyeceksin. Yani Etiyen Bey'in bu rasyonellikle
Bu duygusallığı bir arada nasıl götürüyor? Ben hayret ediyorum. İki senedir çözebileceğimi de sanmıyorum. Tolgacığım, bu yaşla gelen bir şey. Sana da olacak. Merak etme. Bu arada üzülerek söylüyorum. YouTube hala engelleme uyguluyor yayına. O kadar çok şikayet var ki izlenilmediğine dair. Ve zaten izleyicilerimizin büyük bir bölümü Facebook'a geçmiş durumdalar. Değerli izleyenler, eğer yayından sonra bu yayına ulaşamazsanız Twitter, Periscope'dan ve Facebook'tan bu yayını çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Biz de zaten yayından sonra bir sosyal medya paylaşımı yaparız diye düşünüyorum. Bu tarafgir tutum, YouTube gibi bir kanalın bu kadar tarafgir olması açıkçası beklemiyordum ve şaşkınlık içerisindeyim. Geçen gün yine Filistin'le ilgili bir yayın esnasında bu tarz bir şey oldu ama bunun tesadüf olduğunu düşünüyordum. Bugün de yaşayınca artık bunun bir tesadüf değil, kasti bir tutum olduğunu düşünüyorum. Oysa ki biz yayın boyunca da hani Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim etmek için de çabalıyoruz. Yahudilere yapılanları da ifade ettik ama bunu söylemek Filistinlilere yapılanları görmemezlikten gelmemiz anlamına gelmiyor. Benim böyle bir katkı vermiş olayım. Çok akıllıca bir şey de değil YouTube açısından bu. Sonuçta İsrail devleti eleştirilemez demiş oluyorlar. İsrail devleti eleştirilemez demeleri İsrail devletinin haksız olduğunu ima eder. Yani bu çok akılsızca bir iş yapıyorlar bence. Çünkü böyle bir şeyi devam ettirdikleri sürece, bu yasakları devam ettirdikleri sürece dünya karşısında da çok garip durumdalar. Çünkü biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de bir barış kes, işte ateşkes anlaşması oldu. 140 küsur ülke mi yine? Yani buna evet diyor. Yani insanların genel olarak baktığınız zaman objektif bakışını engellemeniz çok mümkün değil. Sözü engelleyerek objektif olmak da çok mümkün değil. Onun için yani bu YouTube kendi hanesine bir bence kara şey yazıyor, cümle yazmış oluyor. Evet, evet. Normal. Şimdi rejimiz biraz önce bir görüntü verdi ekrana. Ben tekrar alacağım o görüntüyü. Bahsettiğim mesele Kraliçe ile İra komutanının el ele sıkışması meselesi. İşte bu bir toplumsal huzur getirdi akabinde. Toplumsal bir barış getirdi. Tarafların aynı masaya oturmasıyla birlikte oluşan bir şey. Umarım buna benzer bir süreç şey için de gerçekleşir. İsrail'deki bu anlaşmazlıklar için de gerçekleşir. Ama sanırım bu güvenlikçi yönetimle bu çok zor gözüküyor değil mi Etiyan abi? Yani tabii şu anda zor. Onlar da içeriden biraz sıkışacaklar. Yani bunu ne kadar zorlayabilirler bilmiyoruz. Böyle şeylerin öngörmek çok kolay değil. Yani İsrail halkı nasıl yaşayacak bunu, nasıl tartışacak, zaman geçtikçe nasıl sindirecek, buradan ne dersler çıkaracak, çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Yani bunları bilmiyoruz. Hayat gösterecek. Ama hiçbir şey yokmuş, her şey süt limanmış gibi yaşanıyordu. Hepimiz için öyle ama şu anda yeniden hani yüzümüze bir şamar gibi bu geldi. Öyle değil yani. Oturup düşünmek ve çözmek için de gayret çıkarmak lazım. Burada da yani biz eğer şu anda İsrail vatandaşı olsaydık herhalde sırtımızda bir yük hissedecektik yani. Bu nasıl olacak? Nasıl devam edecek? Yani ben bu ülkede yaşıyorum. Çocuklarım bu ülkede yaşayacak. Torunlarım yaşayacak. Yaşayacak mı acaba? Yaşayabilecek mi? Bu böyle devam ettiği sürece nasıl bir yaşam olacak bu? Yani bunun bir sorumluluğu var. Ve bu insanların bunu düşünmesi gerekiyor. Başkalarını öldürerek çözerim bu meseleyi dedikleri zaman o zaman şu olacak. Yani şu en kötü şey olacak bence. Çünkü bütün dünyaya yayılmış olan Yahudileri sen çok sıkıntıya sokan bir karar almış olacaksın. Çünkü o zaman normal diyalog kanalları kapanacak ve de işte IŞİD gibi falan örgütler ortaya çıkacak. Onlarla da birini bitirsen öteki çıkacak.
Peki, o zaman nesiller boyunca güvenliksiz yaşayacaksın. Yani ve bu aptalca bir şey. Yani insan zaten aptal bir yaratık. Dolayısıyla ben şaşırmam, böyle olsa da şaşırmam ama bunun konuşulması aptallığı azaltma şansı veriyor. Belki kullanılır. Başka yerlerde kullanıldı. Dolayısıyla burada niye kullanılmasın diye soruyorum, o kadar. Ama ne kadar gerçekçi, ne kadar değil, göreceğiz onu. Bir soru sorabilir miyim? Pardon bana, şunu da söyleyeyim. Mesela bu IRA ile ilgili, Güney Afrika ile ilgili işin başında sorsalardı bize çözüm ihtimali ne kadar diye, herhalde %5'ten fazla da vermezdik yani. Ama çözüldü. Hı hı. Ama o insanlar bunu yapabildiler. O yüzden de o 5, 10 oluyor, 15 oluyor ve belirli bir eşik geçtiği zaman artık geri dönüşü çok zor. O artık ilerliyor yani. Orayı geçmek lazım. Tolga, bilmiyorum ben seni kesiyor muyum ama bir soru daha yönetmek istiyorum. Süremizi de aşıyoruz ama şimdi hatırlarsanız Etiyen Bey, bir One Minute hadisesi vardı ve bu One Minute hadisesinden sonra bir başka bir psikolojik süreç yaşadık. Fakat şu son güne geldiğimizde, son zamanlara geldiğimizde Türkiye'de ciddi bir sessizliğin, bir hareketsizliğin, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında da bir sanki bir tepkisizlik olduğunu düşünüyorum. Yani bu en son Büyük Filistin mitingine kadar. Burada da sanki bir yalnızlaşma, Türkiye'nin yalnız bırakılması ya da Erdoğan'ın yalnız bırakılması gibi bir bende kanaat hasıl oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bütün bu süreçle ilgili olarak? Özellikle bu son miting üzerinden bir bakış atarsanız. Yani bu miting bence iç politikaya yönelik bir miting esas olarak. İçeride iktidarın çok yeterli tepki vermediğine inanan bir kitle var. Dolayısıyla biraz bence gaz alma olayı bu. Çünkü Türkiye'nin şu andaki politikası daha mesafeli ve daha sağduyulu bir politika. Bir devlet politikası götürüyor diye düşünüyorum ben. Yani Erdoğan'ın sözlerini bir kenara bırakıp Türkiye ne yapıyor diye bakarsak. Çünkü Erdoğan'ın sözleri kitleye yönelik. O eksiği, gediği, boşluğu kapatmaya yönelik daha çok. Yurt dışında çok anlamlı bulunduğunu sanmıyorum. Çok dikkate alındığını da sanmıyorum. Yurt dışında insanlar Türkiye devletinin daha resmi kanallardan ne yaptığına bakmak istiyorlar. Şimdi Türkiye çok avantajlı bir konuma da sahip burada. İki tarafla da konuşabilir. Başka bir iki tane ülke var böyle sadece. Ve de dolayısıyla bir anlaşma olabilecekse, bir diyalog kanalı açılabilecekse bunu sağlayacak aktörlerden biri olabilir. Bu da onun herhangi bir yana çok fazla yaslanmamasını gerektiriyor. Ama şunu da söyleyeyim, mesela Erdoğan'ın sözleri biraz İsrail'e de yönelikti. Bu şeyi söylemesi, Hilal Haç vesaire diye laflar etti. Ya şimdi İsrail'in şöyle bir politikası var. Biraz önce söyledim onu bir miktarda. Yani Hamas terörist. Hamas terörist olduğuna göre Filistinliler terörist. O zaman Filistinliler de Müslüman. O zaman Müslümanların da birçoğu işte niye terörist onu da anlıyoruz falan filan. Bu çok iptidai bir söylem tabii ki. Buna karşı biz Hamas'ı kınıyoruz ama biz terörist değiliz. Lafı birçok Müslüman için fazla apolojetik kalıyor. Ben bunun için Erdoğan'ın çıkıp Hamas da terörist değil dediğini düşünüyorum mesela. Tam bilmiyorum sebebini ama böyle bir psikoloji var. Türkiye çok tepkili ve karşısındaki yani İsrail bir devlet olarak herkesi aynı kabın içine sokmaya çalışan bir tutum izliyor. O zaman o kabın içinde iyiler var, kötüler var falan filan demek artık kesmiyor vatandaşı. O yüzden ben bu mitingin olduğunu düşünüyorum. O yüzden Hamas terörist değil, işte mücahitler grubu falan dendiğini düşünüyorum. Ama
Öte yandan devlet politikası olarak baktığımız zaman da Türkiye'nin Hamas liderlerine hemen ülkeyi terk edin dediğini okuyoruz mesela gazetelerden. Yani şimdi bunun hangisi? İkisi birlikte. İkisi birlikte. Türkiye ortada durmaya çalışıyor. Hem bu işin içinde bir aktör olmaya çalışıyor. Hem de Müslüman dünyanın daha taşıyıcı sesi olmak istiyor. Becerebilir mi? Bilemiyorum. Becerebilir, beceremeyebilir. Ama gene iddiatçı bakışla bakarsak bu anlaşılır bir mefkure, anlaşılır bir ideal onların dünyasında. Öte yandan onlara iddiatçı dediğim için her yaptıkları da kötü anlamını taşımıyor. Yani iddiatçılık o anlamda illa toptan iyi ya da kötü bir şey değil. Bir şey sadece. Yani bir bakış. Eğer becerebilirse de Türkiye bunu bence iyi olur. Yani hem Türkiye için iyi olur hem bölge için iyi olur. Yani çünkü o zaman bir referans olabilir, bir arabulucu olabilir ya da arabuluculardan biri olabilir. Ve de bazı şeyleri hızlandırabilir barış yönünde. Peki sanırım toparlamanın vakti geldi. Tolga, ekleyeceğim bir şey var mı ya da sormak istediğim bir şey var mı? Evet, Ethem Bey. Gayet güzel. Sizin eklemek istediğiniz bir husus var mı efendim? Yok, hayır, şu anda her şeyi söyledik herhalde. Evet. Tolga'nın karamsarlığını tam olarak giderememiş olsam da yani bugün ancak elimden bu kadar geldi. Evet, ihtiyarlamaya kaldı bu iş. Evet. Aynen. Peki, yeni bir programda buluşmak ümidiyle efendim. İyi geceler, hayırlı akşamlar. İyi geceler.